Mest üzerine mesh. Sual. Bir arkadaş, Kur'an'da abdest alırken ayakların mesh edilmesi emrediliyor. Namaz vakitleri de 3 olarak bildiriliyor. Şimdiki tatbikat yanlıştır diyor. Böyle bir şey var mı? Cevap. Namaz 3 vakittir. Ayaklar mesh edilir diye bir ayet yoktur. Abdest ayetinin meali şöyledir. Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın. Maide suresi 6. ayeti. Peygamber Efendimiz senelerce abdest aldı. Bir defa çıplak ayaklarına mesh ettiği vaki değildir. Meslerine mesh ettiği ise vakidir. Bu konuda birçok sahih hadis vardır. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Efendimiz'den daha iyi anlayan kim vardır ki? Binlerce sahabi gelmiş, binlerce tabi'in onlardan görmüş ve binlerce kitap yazılmıştır. Hiçbir kitapta ayaklar mesh edilir diye yazmıyor. Kur'an'da 3 vakit namaz var demek de yanlıştır. Peygamber Efendimiz senelerce 5 vakit namaz kılmıştır. Bu konuda da sayısız sahih hadis-i şerif vardır. Muteber kitaplardan nakil yapmayanlara itibar etmemelidir. Sual: Mest üzerine mesh etmek caiz midir? Cevap: Elbette caizdir. Peygamber Efendimiz mübarek ayaklarına mest giymiş ve nasıl mesh yapılacağını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'de namazların nasıl kılınacağı gibi birçok husus yoktur. Peygamber Efendimizin yaptığı gibi yapılmıştır. 3 ayeti kerime meali şöyledir. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Peygamberin emrine uyun, nehyettiğinden sakının. Haşr suresi 7. ayeti. İndirdiğimi insanlara beyan edesin, açıklayasın. Nahl suresi 44. ayeti. Mest hakkında hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Yahudiler namaz kılarken nalın veya mestle ayaklarını örtmezler. Siz onlara muhalefet edin, nalın veya mest giyinin. Müşriklere muhalefet edin, namaz kılarken mestlerinizi giyin. Haçta nalını olmayan mestlerini giysin. Mest üzerine meshin müddeti, misafir için 3 gün, 3 gece, yani 72 saat, mukim için de 1 gün, 1 gece, yani 24 saattir. Resulullah misafirken de meslerimizin üzerine mesh etmemizi emrederdi. Peygamber Efendimiz fetih gününde namazları bir abdestle kılıp ve mesleri üzerine mesh etti. Bunu gören Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bugün daha önce yapmadığınız bir şeyi yaptınız." deyince, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Ya Ömer, bilerek yaptım." Hazreti Mugire, Peygamber Efendimiz'e abdest suyunu döktü, Peygamber Efendimiz de abdest alıp meslerinin üzerine mesh etti. Peygamber Efendimiz mesleri üzerine mesh edince, "Ya Resulallah, ayakları yıkamayı unuttunuz galiba." dediler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Hayır, ben unutmadım. Rabbim böyle yapmamı emretti." Peygamber Efendimiz, Habeş hükümdarı Necaşi'nin gönderdiği bir çift mesli giydikten sonra üzerine mesh etti. Bir yolculuk esnasında abdest aldıktan sonra meslerini göstererek, "Onları temiz olarak, abdestli olarak giymiştim." buyurup üzerine mesh etti. Peygamber Efendimiz meslerinin üst tarafını mesh ederdi. Hazreti Ali de buyuruyor ki, "Din, akıl ve görüşle olsaydı, mestin üstünü değil, altını mesh etmek daha uygun olurdu. Ben Resulullah'ın hep meslerinin üstünü mesh ettiğini gördüm." Peygamber Efendimizin abdeste kalın çoraplarla ayakkabılar üzerine mesh ettiği de bildirildi. Süfyan-ı Sevri, İbni Mübarek, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet gibi zatlar da kalın çoraplar üstüne mesh edilebileceğini bildirmişlerdir. Hazreti Ayşe, mesler üzerine mesh etmenin müddeti sorulduğunda, "Ebu Talib'in oğluna sorun, çünkü o seferde Resulullah'ın yanında bulunurdu." buyurdu. Hazreti Ali'ye sorulunca buyurdu ki, "Resulullah Efendimiz mes müddetini misafir için 3 gün 3 gece, mukim için de 1 gün 1 gece olarak bildirdi." Sual: Mest üzerine mesh etmeyi kabul etmeyen ehl-i sünnet olamaz mı?
Cevap: evet olamaz. Çünkü mest üstüne meshetmeyi caiz görmek ehl-i sünnet itikadı içindedir. Sual: mestin vasıfları nelerdir? Cevap: mest, ayağın yıkaması farz olan yerini örten, su geçirmez ayakkabı demektir. Mestin bir saat yol yürüyünce ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması gerekir. Ağaçtan, camdan, madenden mest olamaz. Zira sert şeyle bir saat yürünemez. Tabanıyla ayaküstü veya yalnız tabanı deri kaplanmış çorap üstüne veya sert olup yürürken aşağı düşmeyen kalın çorap üzerine mes caizdir. Sual: mesteki yırtığın sınırı nedir? Cevap: mesteki yırtık 3 parmak girecek kadar olursa o zaman sahih olmaz. 2 parmak girecek kadar olursa mahsuru olmaz. Astarı varsa astarı kendisi sayılır. Sual: mesli kimse abdestli olarak sefere çıksa 3 günlük mes müddeti ne zaman başlar? Cevap: seferde abdest bozulduğu anda başlar. 3 gün devam eder. Sual: teyemmüm ederek mest giyenin su bulununca abdest alırken meslere mes etmesi caiz midir? Cevap: teyemmüm ederek mest giyen suyla abdest alırken mes edemez. Ayaklarını yıkaması gerekir. Sual: mesteki necaseti temizlemek gerekir mi? Mes etmek yeterli olur mu? Cevap: meste namaza mani olacak necaset varsa temizlemek farzdır. Mes etmekle necaset temizlenmiş olmaz. Yıkamak gerekir. Sual: çoraba, çıplak ayağa ve oje üstüne mes caiz midir? Cevap: mes, meste ve sargılar üzerine yapılır. Ayağını yıkamak zor gelen kimse, çıplak ayağına veya naylon çoraba mes edemez. Ojenin üstüne de mes edemez. Sual: Maliki'de mestin durumu nasıldır? Cevap: mest, deri ve benzerinden olur. Yünden olmaz. Mestin üst ve altı mes edilir. Mest, ayağı yıkamak meşakkatinden dolayı değil, sünnete uymak veya soğuktan korunmak niyetiyle giyilir. Maliki'de mestin mes müddeti yoktur. Cünüp olana kadar çıkarmak gerekmez. Sadece cuma günleri gusül için çıkarmak sünnettir. Maliki'yi taklit eden 24 saatten fazla giyemez. Sual: Maliki'de mestin tamamı mes edilir. Mes nasıl yapılır? Cevap: mestin tamamını mes etmeli. Maliki'de mestin sadece üstü de mes edilse caizdir. Diğer alimlere de uyabilmek için tamamını, yani altını da mes etmelidir. Sol ayağı mes ederken, sol eli sol ayağın üstüne koy, sağ eli de sol ayağın altına koy. Ayak parmaklarının ucundan itibaren çektin mi, mes işi tamam. Sağ ayağı mes ederken de bunun tersini yapacaksınız. Yani sağ el, sağ ayak üstünde, sol el altında olacaktır. Sual: mesti abdestli mi, abdestsiz mi giymek lazım? Cevap: mesti abdestli giymek gerekir. Üzerine mes etmek gerekmez. Abdest bozulup yeniden alırken üstüne mes edilir. Sual: mestin 24 saatlik müddeti mestin giyildiği saatte mi başlar, yoksa mest giyildikten sonra abdestin bozulduğu an mı başlar? Cevap: abdestin bozulduğu andan itibaren başlar. Sual: eğer mest süresi bittiğinde kişi abdestli ise mesti çıkarıp tamamen abdest mi almalı yeniden? Yoksa sadece ayaklarını yıkasa yeniden mest süresini başlatmış olur mu? Cevap: sadece ayaklarını yıkaması yeterlidir. Sual: sık örülmüş ve kalın olan patik ya da yünlü çorap mest olarak kullanılabilir mi? Cevap: mest olarak kullanılabilmesi için çorabın yürürken aşağı düşmeyecek kadar kalın olması ve topukları kapatması lazımdır. Sual: piyasada satılan altı plastik olan mestler uygun mu? Cevap: altı deri olan her çeşit çorap da mest olarak kullanılabilir. Askeri potinlere de mes etmek caizdir. Sual: abdest alıp mesti giydikten sonra üzerine de çorap giyiyorum. Abdestim bozulunca ince çorabın üstüne mes ediyorum. Bu durum abdeste zarar verir mi?
Cevap, zarar vermez. Çorap çok ince olup altına su geçirirse, su geçirdiği için zarar vermez. Çorap kalın olup su geçirmezse, üstteki mest hükmünde olduğu için ona mes etmiş olur. Sual, mestin üstündeki çoraba mes ettikten sonra çıkarsam, ayrıca meste de mes etmem gerekir mi? Cevap, elbette o zaman meste mes etmek gerekir. Maliki'yi taklit edenler için, muvalata mani olmaması için çıkarır çıkarmaz mes eder. Sual, abdest aldıktan sonra mest giysek, sonra abdestimiz bozulsa, tekrar abdest alsak, yatarken mestimizi çıkarsak, abdestimiz bozuluyor. Abdestli olarak yatmak için tekrar abdest mi almalıyız? Cevap, sadece ayakları yıkamak kafidir. Ama bundan daha kolayı da vardır. Mesti çıkarmadan yatağa girersin, okunacak duaları okur veya okumazsın. Sonra mestleri çıkarırsanız abdesti yatmış olursunuz. Abdest sıkışıkken de böyle yapılır. Yani yatağa girilir, hemen yataktan çıkıp ihtiyacımızı giderip gelince yine abdesti yatmış oluruz. Abdesti yatmak demek, uyuyana kadar abdesti durmak demek değildir. Abdesti yatağa girip hemen abdestimiz bozulsa, yatağa abdesti girmiş oluruz. Ölürsek şehit sevabı alırız. Onun için hep abdesti yatmalıdır. Mestle yatağa girilip yatakta mest çıkarılırsa abdesti yatılmış olur. Sual, Maliki'yi taklit edenler için mestin müddeti 24 saat mi yoksa süresiz mi? Cevap, 24 saattir. Çünkü Hanefi'den çıkmış değiliz. Sual, mest üstüne mest giymek Şafii'de caiz değildir. Mest içine çorap giymek de mest hükmünde mi? Cevap, mest içine çorap giyilir. Çorap mest hükmünde değil. Sual, mesti her zaman giymek caiz mi? Cevap, mesti sırf soğuktan korunmak için değil, yazın bile giyinmek caizdir. Sual, Maliki'de mestin üstüne giyilen çoraba mes caiz mi? Cevap, evet. Sual, ayaktaki kan durunca mesleri giyse, sonra ayağının karadığını anlasa, abdest alırken bu meslere mes caiz mi? Cevap, evet. Sual, ayakları yıkamak mest üstüne mestten evla mı? Cevap, elbette evladır. Ancak bazen mes edip inanmayanlara muhalefet için giyilirse mes etmek evladır. Sual, abdestsizken ayaklarını yıkayıp meslerini giyen, daha sonra ayaklarını yıkamadan abdest alsa, abdesti sahih olur mu? Cevap, evet Hanefi'ye göre sahih olur. Sual, çalışan bayanların ince çorap üzerine mes etmeleri caiz mi? Cevap, çoraba mes olmaz. Abdest almak zorsa, Hanbeli mezhebi taklit edilerek öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirip kılar. Yani öğle vakti müsaitse ikindiyi de öğle vakti kılar. Akşamı kılması zorsa yatsı vakti, gece eve gelince evinde kılar. Sual, Maliki mezhebine göre mest müddetinin süresiz olmaması taklit eden Hanefi için de geçerli midir? Cevap, geçerli değildir çünkü Hanefi mezhebinden çıkmamıştır. Ama unutarak iki gün kılmışsa bunu Maliki'ye göre kıldım derse mahzuru olmaz. Mezhep taklidinde esas şu, taklit edilen mezhebin farzlarına ve müfsitlerine yani bozanlarına uyulur. Kendi mezhebimizin ise hepsine uymak gerekir. Sual, Maliki'yi taklit ediyorum. Unutarak mesleri 24 saatten fazla giymişim. Kıldığım namaz ve okuduğum Kur'an ne olacak? Cevap, Maliki'de mestin müddeti sonsuzdur. Unutarak bir ay bile mesleri çıkarmasanız namazlarınız sahih olur. Okuduğunuz Kur'an boşa gitmez. Unutmak şer'i özürdür. Unutarak namazı kaçırsak günah olmaz. Unutarak yiyip içsek oruç bozulmuş olmaz. Sual, mesi çıkardıktan sonra tam abdest mi alınmalı yoksa sadece ayakları yıkamak kafi mi? Cevap, eğer abdestiniz varsa sadece ayaklar yıkanır. Abdestiniz yoksa yeniden abdest almanız gerekir. Sual,
kadınların yolculukta abdest alması güç olabiliyor. Bu durumda ayakkabının üzerinden mesh etmek uygun olur mu? Cevap: ayakkabının mesh hükmünde olması için bot olması lazım. Yani topuk kemiklerini geçmesi lazım. O zaman mesh yapılabilir. Tabii ayakkabıyı da abdestliyken giymek şarttır. Yollarda bacak görülmesin diye çorapla birlikte ayak yıkanabilir. Buna da imkan yoksa iki namaz cem edilir. Sual: varis çorabına mesh edilebilir çünkü altı yara hükmündedir diyorlar. Böyle bir şey mümkün olur mu? Cevap: varis çorabı hiç ayaktan çıkmayacak diye bir şey yok. Gece yatarken çıkarılır. Bir abdest alacak kadar çıkarmanın da mahsuru olmadığını doktorlar söylüyor. Bu bakımdan varis çoraba mesh edilmez. Çorap mesh denilen ince mesler var. O mesleri varis çorabının üzerine giyerse mesh üstüne mesh eder. Eğer salih ve uzman bir doktor abdest alacak kadar bir zamanda yine varis çorabı çıkarılamaz derse orası yara gibi olur, mesh etmek caiz olur. Sual: doktor zor bir ayakkabı verdi. Ayakkabıyla birlikte çoraba mesh caiz mi? Yani ayakkabıyla çorap mesh hükmüne girer mi? Cevap: evet. Sual: Maliki'de mesh lastikten, plastikten de olur mu? Cevap: evet. Sual: diğer hak mezheplerimize göre mesh'in hükümleri nasıldır? Cevap: Maliki'de guslü bozan bir şey olmazsa ayağa giyilen mesh'te ömür boyu mesh etmek caizdir. Diğer mezheplerde mukimken bir günden, misafirken üç günden fazla mesh etmek caiz olmaz. Sual: unutup mukimken meslere 24 saatten fazla mesh edenin namazları sahih olur mu? Cevap: sahih olmaz. Unutmak özür olduğu için bu namazları Maliki'ye göre kıldım derse sahih olur. Sual: naylon çorabın altı deri olsa mesh hükmünde olur mu? Cevap: Hanefi'de caizdir. Sual: bir ayağının ön tarafı kesik olanın mesh giymesi caiz midir? Cevap: caiz değildir. Parmakları olmayan ayağa mesh giyilmez. Öteki ayağa mesh giyilince onu mesh etmek ve bu ayağı da yıkamak olmaz. Yani ikisini de yıkamak gerekir. Eğer bir ayağı tamamen yoksa abdeste yıkanacak yer olmadığı için tek ayağa mesh giymek caiz olur. Sual: abdestli olarak meshlerimi giydim. Az sonra abdestim bozuldu. Aradan 22 saat geçtikten sonra sefere çıktım. Seferde meshlerime 72 saat mi yoksa 72 eksi 22 eşittir 50 saat mi mesh edebilirim? Cevap: 72 saat meshlerinize mesh edebilirsiniz. Sual: seferde 48 saat yani 2 gün meshlerime mesh ettim. Sonra mukim oldum. Bir gün daha meshlerime mesh edebilir miyim? Cevap: edemezsiniz. Çünkü meshin müddeti bitmiştir. İslam ahlakı kitabındaki ifade şöyledir: bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir mukim olunca bunlara mesh edemez. Sual: meshin ne kadarını mesh etmek farzdır? Sünnet üzere mesh nasıl yapılır? Cevap: meshin elin üç parmağı eninde ve boyunda olması farzdır. Yani bir kimse yaş elinin dört parmağını meshin üstüne koymakla farz yerine gelmiş olur. Sünnet üzere mesh etmek için de sağ elin yaş beş parmağı sağ mesh üzerine, sol elin parmakları da sol mesh üzerine boylu boyunca yapıştırılıp ayak parmakları üzerine gelen ucundan bacağa doğru çekilir. Böyle yapınca sünnete de uyulmuş olur.